İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da hava durumu NASA Hasan fotoğrafını paylaştı. Bako Sahakyan savunma ordusunun üst komuta kadrosuyla danışma toplantısında bulundu. Ruken Tekeş'in kısa filmi Hever ücretsiz olarak yayınlandı. Türk destekli gerici güçler Suriye'nin enerji altyapısını yok ediyor. Gomidas Müze Enstitüsü sanal platformda ilginç programlar sunacak. Bugün Vartuhi Varteresya'nın 92. doğum yıl dönümü. Batı Ermenistan'daki 4 il için çığ uyarısı. Meteoroloji Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için çığ ve kar uyarısında bulundu. Muş'ta Mart ayında 3 metrelik karla mücadele ediliyor. Van-Hakkari karayolu kar ve tipiden dolayı kapalı. Urfa'nın Siberek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve şiddetli yağış nedeniyle evler su altında kaldı. Hayvanlar telef oldu. NASA, Ilısu Barajı suları altında bırakılan 12 bin yıllık tarihe sahip Hasan Keyf'in uydu fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafla birlikte yayınlanan makalede Ilısu Barajı'nın yaratacağı etkiye dikkat çekildi barajın yıkıcı etkilerine vurgu yapılan makalede barajın 190 kilometre karelik bir alanı kapsadığı hatırlatıldı. Barajın tam kapasite dolmasıyla birlikte Hasankeyf'in neredeyse tamamen suya batacağı ve 70 binden fazla insanı yerinden edeceği kaydedildi. Makalede barajla birlikte Suriye ve Irak'a su arzının da azalacağı ifade edildi. Paylaşımda ayrıca 22 Şubat 2019 ile 12 Mart 2020 tarihlerine ait iki ayrı uydu fotoğrafının birleştirilmesiyle Hasan keyfte yaşanan yıkıma dikkat çekildi. Yıkımın fotoğrafının altında ise barajdaki su seviyeleri günde yaklaşık 15 santimetre oranında artıyor. 50 metre kadar daha yükselmesi beklenmektedir diye yazıyordu. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Savunma Bakanı Celal Harutunyan Başkanlığındaki Savunma Ordusu'nun üst komuta kadrosunu 18 Mart'ta bir danışma toplantısına davet etti. Ordu inşası Artsah azerbaycan sınırının mevcut durumu ile ilgili konular ele alındı. Ordu'da akut solunum yolu enfeksiyonlarının ve yeni koronavirüsün yayılmasını önleyen tedbirlere özel dikkat gösterildi. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bakos Hakan ele alınan konulara sistematik bir çözüm sağlamak için savunma ordusu komutasına somut talimatlar verdi. Ruken Tekeş, Heverk katlı ilk kısa filmini koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz olarak yayınladı. Tekeş, koronavirüsü salgınıyla karşı karşıya kaldığımız ve çoğunlukla vaktimizi evlerimize geçirmeye çalıştığımız bu günlerde sinema severleri sevindirecek bir karara imza atmış oldu. Heverk filmi Facebook sayfasında ve Vimeo'da ücretsiz olarak izlenebiliyor. Film hakkında 200'den fazla festivalde gösterilen 2016 yapımı Heverk, 30. Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi kısa film adayları arasında yer almıştı. Ezidilerin inançları nedeniyle karşılaştığı ayrımcılığa ve zulme ışık tutan film Mezopotamya'da bir ilkokulda geçiyor ve bu toplumsal sorunu ilkokul öğrencisi Zelal'in yaşadıkları üzerinden anlatıyor. Filmde Hasan Kefte yaşayan çocuklar rol aldı. Hasaki eyaletindeki birkaç yerleşime elektrik sağlayan Tel Tamır kasabası yakınlarındaki elektrik santralı hasar gördü. Suriye İnsan Hakları Merkezi'ne göre Hasaki Elektrik Şirketi Genel Müdürü Anvar Oklar gazetecilere verdiği demeçte Ankara'nın desteklediği gerici militanlar tarafından elektrik hatlarının hasar gördüğünü söyledi. Müdür santralin yakında yeniden açılacağına söz verdi. Kaynağa göre bu geçtiğimiz ay boyunca Ankara'nın sadık gerici militan gruplarının Suriye'nin sivil altyapılarını özellikle elektrik ve içme suyu hatlarını yok ettikleri dördüncü girişimdir. Gomidas adlı Müze Enstitüsünün Halkla İlişkiler Sorumlusu Sevak Akopyan, Armen Pres'e yaptığı açıklamada müzeyi çevrim için ziyaret etmeyi sağlayan Gomidas Müze Estitüsü'nde 360 tur adlı programın uzun süredir Müze Estitüsü'nün Facebook sayfasında faaliyette olduğunu ifade etti. Akopyan yaptığı açıklamada 360 hikayeler uygulamasını telefonunuza eklemek, diğer kültürel kurumlara da sanatsal ziyaretler yapılmasını sağlar. İkinci önemli adım, Müze eve gelecek sloganını bizzat icat ettim. Online sergilerimizi tanımanıza izin verir. Her günün tarihini ve bununla ilgili ilginç olayları yansıtan bir örnek sunuyoruz. Sayfada artık 3 veya 4 sergi var. Gomidas'ın Royal piyanosu, kavalları, kalemliği ve bunun gibi. Her gece konserlerin düzenlediğini belirtmeliyim. Bu formatın sanatseverler tarafından sevildiğini onların olumlu notlarından anlıyoruz diye anlattı. Hagopian, Müze Enstitüsü'nün çocukların şarkı ve müzik öğrendiği ve saatlerce masal okudukları düzenli olarak eğitim programlarının gerçekleştirilmekte olduğunu da hatırlattı. <laughs> Oyuncu Bartuhi Vartelesian, 19 Mart 2028'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğdu. Tiyatro uzmanı Georg Abacan'ın eşidir. 1946'da Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşındı. İlk sahneye çıkışı Nubaraşan Amatör Tiyatrosu'ndaydı. 1947'de Lenin Akan Dram Tiyatrosu'na bağlı stüdyoya girdi ve aynı yıl tiyatroda oynadı. 1958'de Yerevan Sundukyan Tiyatrosu'na taşındı. Tiyatroda birçok oyunda rol aldı. Şirvanzade'nin Onur İçin Oyunundan Margarit, Çehov'un Kiraz Bahçesi'nde Renevskaya, Durenmat'ın Yaşlım Adam'ın Ziyaretinde Kleri Zahnasyan, Saraya'nın Benim Kalbim Dağlarda oyununda Johnny, Şant'ın Eski Tanrılar dramında Prenses ve daha pek çok roller. Batı Ermenice yazılan Bağdasar Akbar'daki Anuş gibi diğer oyunlarda da rol aldı. Onur için Anne Kalbi, Sirke Giden Yol, Baba, Karine ve diğer filmlerde rol aldı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Radyosu'nun altın fonunda yüzden fazla kaydı bulunmaktadır. 1958'den beri televizyon şovlarında yer aldı. Bu arada televizyon tiyatrosundaki ilk aktrislerden biri oldu. 1985'te Suriye'nin Halep'teki Adamyan Tiyatrosu'na davet edildi ve burada altın madalya kazandı. Birçok devlet yüksek diplomaları, ödüller ve takdirname aldı. 1965 yılında Sovyet Ermenistan'ın halk sanatçısı, 1988'de Sovyetler Birliği halk sanatçısı unvanına layık görüldü. 1995 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nde Movses Horenatsı madalyasıyla ödüllendirildi. 2001'de Yerevan'ın fahri vatandaşı unvanı verildi. 2013'te Kutsal Mesut Maşrus nişanı ile onurlandırıldı. Mezarı Gomidas adlı ünlü panteondadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı folk grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hey Merigatlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.